Merhaba sevgili seyirciler. Kayıp Zaman'da bu hafta Bakırcıların izindeyiz. Bakırcılık 10 bin yıllık bir Anadolu geleneği. Büyük Selçuklularla başlayan bakırcılığın gelişimi Osmanlı döneminde durağa ulaşır. Bakır savaş sanayisi, darphane ve sosyal hayatta yaygın olarak kullanılır. Bu tarihi mesleğe ve ürünlerine olan ilgi modernleşme ile beraber giderek azaldı. Sevgili seyirciler, Lazio Bakırcılık'tayız ve yanımızda Vedat Turgut var. Vedat Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben Trabzon Maçka Örnekalan köyündenim. Peki bakırcılığa nasıl başladınız? Dedemin dedesinin mesleği. Oradan dolayı biz de bu sektörün içindeyiz. 6. kuşağız. Bakırcılığı siz kendiniz seçmediniz o zaman. Kader olarak bu size sunuldu ve siz o şekilde devam ettiniz. Doğrudur efendim, aynen öyle. Peki o zamanlardan biraz bahsedelim. Mutlaka size çok önemli özel bilgiler verdiler dedeleriniz, babalarınız. Siz bu mesleğe başladınız. Trabzon'da başladınız herhalde mi yoksa İstanbul'da mı? İstanbul'da. Pekala. Neler hissediyorsunuz bakırı işlerken? Benim için bakır bir aşk. Severek işimi yapıyorum. Geri dönüşümü olan bir maddeyle de uğraştığım için çok mutluyum. Bakırcılığın biraz tarihinden bahsedelim. Nasıl çıkmış, günümüze nasıl gelmiş? Atalarımızdan ve kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulmuştur bakırcılık İstanbul'da. Peki en parlak dönemini ne zaman yaşamış? Çok meslek için Kanuni Sultan Süleyman çok büyük, önemli bir dönem diyorlar. Acaba aynı şey bakırcılık için de geçerli mi? Tabii ki. Bundan 20 yıl önceye kadar zaten Anadolu'da, dünyada ve Türkiye'de, İstanbul'da herkes bakır kullanıyordu. Hala bugüne dek çok eski ürünler de vatandaş getiriyor. Biz onları kalaylıyoruz, parlatıyoruz, tamir ediyoruz. Bu da bunu gösteriyor ki atalarımız ta Osmanlı'ya kadar bunları kullandılar. Fakat 20 yıl önceye kadar çelik ve alüminyum çıkınca maalesef bayanların da işine gelince bakır, Atatürk'te kullanacak kullanım malzememiz geri planda kaldı. Ama gerek üniversite hocalarına, gerek de bu sektörde olan kişilere sordukça çeliğin ve alüminyumun insan sağlığına çok büyük zararları olduğunu da söylüyorlar. Örneğin bir çelik tencerenin altında bir taban var. O taban en az 5 dakikada ısınıyor. Bakır ise iletken olduğu için ve çabuk ısındığı için bir de ısı kaybından ısıdan da karımız oluyor. Ve aynı zamanda geri dönüşü var. Çeliğin veya alüminyumun o kadar fazla yok. Hele hele teflonun hiç yok. Bugün kendini bilen, altyapısını oluşturan, belli kültür seviyesini alan binlerce vatandaşımız bakırdan hala vazgeçmemiştir. Geçen bile olsa onu dekoratif olarak ada, baba, dede yadigarı olarak da evinin nadide köşelerine koymaktalar. Örneğin bizim evde çelik, alüminyum ve teflon yok. Her şeyimiz bakır. Sağlık ve geri dönüşümlü. Bugün hurdası bile 11 milyon. Yani 11 lira. Her zaman para. Ki altında bile, bugün altın yapımında bile bakır kullanılıyor. Ama bizim halkımız bunun farkında değil. Çelik tencere kullanıyorlar, yaksalar bile onu telle tekrar yıkıyorlar, parlıyor. İşte bakırın bir özelliği var yalnız. Halk aslında bunu tam bilmiyor. Kalayıp biterse zehirlenme olayı olur mu diye. Halbuki öyle bir şey yok. Siz yemeğinizi bakırda yapın, kalaysız da bile olsa hiçbir şey olmaz. Ama 24 saat geçirmeden başka bir kaba
onu aktarırsanız hiçbir şey olmaz. İçinde bırakarsanız, kalayı olmazsa oksitlenme olur, kene zehirlenme olur, kusarsınız. Yani ölme falan bir şey olmaz. Öyle bir şey olsaydı bugün Anadolu'nun hala kullanılıyorlar, hepsi ölür. Çok önemli bilgiler bunlar. 20 sene önce dediniz, şu anda günümüzde bakırın yerinden biraz bahsettik ama açmak istiyorum. Çok güzel bir dükkanınız var, birçok hem süs eşyası hem evde kullanılabilir aletler söz konusu. Lokantalarda, restoranlarda, pastanelerde, yani bütün işletmelerde bakır var hala. Müşterileriniz çoğunlukla geliyorlar. Kaç kişi geliyor günde? Nasıl? Yani çok fazla satış oluyor mu eskisine göre? Bu aralar işler durgun. Piyasa durgun. Piyasa etkiliyor tabii. Vatandaşın elinde, cebinde fazla para varsa çok lükse geçiyor. Ben her zaman da söylüyorum. Bakır bir sosyetik hanıma benzer. Devamlı bakım ister. Karşılığında verir. Ben bu bakırı öyle değerlendiriyorum. Sanırım az önce bahsettik, izleyicilerimiz de öğrensinler istiyorum. Sanırım dizi setlerine de yapıyorsunuz değil mi? Biraz ondan bahsedelim mi? Tabii. Bugün televizyonlarda, bütün kanallarda gösterimine sunulan dizilerde olsun, filmlerde olsun hemen hemen %95'inde mamullerimiz mevcuttur. Peki geleceğini nasıl görüyorsunuz bakırcılığın bundan bir 20 yıl, 50 yıl sonra? Sizce ne durumda olacak? 20 yıla hanımefendiciğim, 20 yıla, 50 yıla gitmeye gerek yok. 10 yıl sonra böyle giderse bu iş tamamıyla biter. Neden? Çırak yetişmiyor. Bu iş zor iştir. Bu işi severek yapmalısınız. Ve artık günümüzdeki vatandaşlar çocuklarını böyle çok yorucu, çok kirli paslı işlere vermiyorlar. Onun için de üretici ve çırak olmazsa bu iş haliyle ölür. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten maalesef birçok iş için aynı şey geçerli. Yorgancılara gitmiştik. Yine aynı şekilde sepetçilere gitmiştik. Hep aynı şeyden bahsediyorlar. Oldukça emek gerektiren, sabır gerektiren işler, çırak bulamadıklarını söylüyorlardı. Doğru. Şu anda sizin kaç tane çırağınız var mesela? Çırağımız yok. Ustalarımız var. Çırağımız yok maalesef. Çırak bulamıyoruz. Hiç kimse çocuğunu bize çırak olarak vermiyor. Bakırcılığın geleceğinin güzel olabilmesi için, ilerleyebilmesi için ne yapılmalı sizce? Efendim bence ticaret odası. 2. Sanayi odası. 3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 4. Turizm Bakanlığı. 5. Sivil toplum örgütleri. 6. Milli Eğitim. 7. Büyükşehir Belediyesi. 8 ilçe belediyeleri. Hepsi bu işin içinde olmalı diye düşünüyorum. Örneğin bugün günümüzde binlerce lise mezunu, bilgisayar bilen öğrenciler var. Bunlar ne işe yarar? Ne yapıyor bunlar? Ama bunlar hem okul hem de bu sektörde, buna benzer sektörlerde olsalar hem işverene daha katkı sağlarlar, hem ekonomiye katkı sağlarlar, hem ata, dede, baba yadigarımız olan sektörlerde gündemde olurlar. Avrupa'ya karşı sunacak olduğumuz ürünler çoğalmış olur. Bu işi yapan kişiler de mamulü düşük fiyata mal eder, rahat satar, sirkülasyon olur. Yani çok boyutlu bu iş. Kesinlikle tekrarlıyorum. Sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşlar bu işe sahip çıkmalı. Doğru söylüyorsunuz. Peki sizden sonra bu mesleği devam ettirmeyi düşünen ailenizden çocuklarınız var mı? Çünkü bu böyle babamdan ve dedemden geçti dediniz. Çocuklarınız da devam etmeyi düşünüyor mu? Maalesef ben son kuşak olacağım galiba. Zaten 51 yaşındayım. İki çocuğum var. Birisi avukat, birisi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Gemi işletme bölümünde.
Onların da bu yaştan sonra artık bu işi yapacağını sanmıyorum. O nedenle de bu konuda çok üzgünüm. Biz aşağı yukarı 1790'dan beri bu işi yapan bir aileyiz. Kendi öz kaynaklarımıza dönmeye çalışan, o olmasa zaten ayakta duramayız. Ne yaptığımızı biliyoruz. Yani halk tabiriyle ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Onun için çok üzgünüm. Ama ben dilerdim ki en azından çocuklarımın bir tanesi bu işi devam ettirsin. O da yedinci kuşak olsun. Maalesef. Onlar da günün koşullarına göre hareket ediyor. Şartlar bu mesleği onlara sevdirmemiş herhalde diye düşünüyorum. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Vedat Bey bize zaman ayırdığınız için. Umarız bakırcılık uzun yıllar varlığını sürdürmeye bir şekilde devam eder ve tavsiyeleriniz bir şekilde gerçekleşir. Sağ olun. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Hayırlı yayınlar, iyi günler diliyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? 1959 Şanlıurfa doğumluyum. İsmim Mehmet Durak Toprak. Klasik bir kelime ama çok küçük yaştan, yaklaşık 46 senedir falan bakırcılık ediyorum. Baba mesleğim. Günümüzde de bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Maalesef devletin vermediği desteğe rağmen. Ben bu sanatın meslek okullarında öğretilmesini ve hatta bizlerin gönüllü usta olarak orada ders vermesini arz ediyorum gönlümden geçen. Fakat maalesef arz da yok, talep de yok. Oldukça az sayıda müşteri var ve çırak yetişmediğini söyledi Vedat Bey. Çırağınız yok galiba. Bu çok büyük bir problem. Doğrudur. Biz çıraksız çalışıyoruz maalesef. Mesleğin hem çıraklığını, hem kalfalığını, hem ustalığını yapıyoruz. Kimse günümüzde çocuğunu bu tür mesleklere vermiyor. İletişim çağı mı diyelim artık, ne diyelim, ama maalesef el sanatları yok olmak üzere diye düşünüyorum. Maalesef bütün sanatlarımız için bu böyle. Sepetçiler içinde, yorgancılar içinde hepsi aynı şeyden yakınıyorlar maalesef. Hepsi için geçerli bir şey el sanatlarıyla ilgili olarak. Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Bir yere kadar gidecek. Genç nesil olarak herhalde ben ne derece gençimse şu an. Genç nesil kuşak bakırcı biziz. Bizden sonra yok. Maalesef yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey de yok. İnşallah güzele gider diyoruz. Hep temennimiz ama işte. Peki elinizde ne var? Ne yapıyorsunuz şu anda? Elindeki şu an bizim geleneksel tatlımız güllaç tavası Ramazanlarda. Güllaç tavası yapıyorum. Vuruyorsunuz. Bunları şekil vermek amacıyla vuruyorsunuz. Sadece süsleme amacı mı var, yoksa başka şeyler de var mı? Değil. Süsleme amacının dışında vurduğumuz çekişte yufka yanmasın diye, yapışmasın tavaya. O maksatla yapıyoruz bu işi. Ustamızın daha yanına geldik sevgili seyirciler. Bize kalayın nasıl yapıldığını gösterecek. İsterseniz önce kendisini tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Metin Osanmaz. 1966 doğumluyum. Gaziantep doğumluyum. Ne zaman başladınız bakırcılığa? Nasıl karar verdiniz? Arkadaşların bir şey olarak, hobi olarak meslekten seçtik mesleği. 1912-13 yaşından beri bir mesleği yapıyoruz.
Son bakırcılarsınız büyük bir ihtimalle, çünkü çırak yetişmediğini az önce arkadaşlarınız da söylediler. En genç olan benim meslektaşım burada. İstanbul'da öyle kazan tipi öyle. Benden genci kimse yoktur. En genci benim şurada, ben meslekte. Peki ne düşünüyorsunuz? Çok emek verdiğiniz bir meslek ölmek üzere, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim işte, artık bayağı arkadaşımızın dediği gibi devlet büyüklerinden yardım, yani şeyi bekliyoruz, böyle bir mesleğimizin yürütülmesi için. Bütün milletin rağbet göstermesi lazım bakıra, kalaya. Teşekkür ediyoruz. Sizi çalışırken izlemek istiyoruz. Bakır kapı ilaçla kaynatılır. Ondan sonra tuzlu çalınır, kumlanır, temizlenir. Ondan sonra kalaya hazırlanır. Ondan sonra kalaylamaya başlarız. Sonra tekrar deterjanlı suyla yıkanır, temiz suyla çarkılanır, müşteriye verilir. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Yaşar Aslan. 1982'de başladım bu mesleğe. Hala devam ediyorum. Oldukça uzun zaman olmuş. Bakırcılığı seviyor musunuz? Severek mi başladınız? Ne düşünüyorsunuz bugünkü konumu hakkında? Bugünkü konumu hakkında, bakırcılık şu anda bitmek üzere. Bu mesleğe şu anda yetişen yok. Yani yetişmemesinin en büyük sebeplerinden biri eğitim. Çünkü bunun eğitimi yok. Buna ancak ustaların yanında bakarak veya yaparak öğrenmek. Yani sevmesek de zaten bu meslekte hala bu yaşta burada olmazdık. Sevdiğimiz için biz buradayız, bu mesleğimizi. Ama bakırcılık ölüyor. Bu el sanatlarının yaşaması için eğitim şart. Yani eğitim. Teorisiz pratik olmaz. İlle teori olacak, ondan sonra pratiğe uygulama olacak. Yani ben tamam kitapta okuduğum gibi bunu uygulayayım, yok. İlk önce teoride öğrenecek, sonra pratiğe uygulayacak. Burada uygulayacak, sonra. Başka türlü olmaz yani. Bu mesleği ancak öyle öğrenebilirler. O da çok ufak yaşta demeyeyim de, işte 15-16 yaşında bir çırağın gelip ustaların yanında bakarak, ustalar da onlara yardımcı olarak öğretebilirler. Peki şu anda ne yapıyorsunuz? Ben şu anda ne yapıyorum? Bakırın veya sarının özünü parlatmaya çalışıyorum. Yani mat olduğu için biz bunu parlak diyoruz yani. Parlak rengini alması lazım. Ha bu kalay olur, mat olur, nikel olur, krom olur, gümüş kaplama, altın kaplama olabilir. Her türlü, ama tabii bunların safhalardan geçmesi gerekiyor. Her yani gümüşe göre, altının altına göre, bakırın, nikelin, bunların safhalardan geçmesi gerekiyor. Yani bir usta, nasıl bir çocuk dünyaya geliyor, anne onu büyütüp bakıyor, besliyorsa, yani bir ustada eline aldığın malı gümüş mü, altın mı, nikel mi kaplama yapılacağına göre, ona göre kendisi ayarlar. İşçiliğini ona göre verir yani. Ne olacaksa onu kendisi karar verir. Parlaklığını, matlığını, başka türlü olmaz yani. Bu makinası, cila makinasında karar verdikten sonra cila alıyorsunuz. Bakırcılık tarihimizde önemli bir yere sahip. Asla eskimeyen, kalaylandığı sürece sahibiyle yaşlanan bakır ürünler günümüzde antika olarak görülüyor. Oysa bakırın değeri gün geçtikçe daha çok anlaşılıyor. Tek korkumuz, bakır ürünlere talep arttığında artık bakırcı ustalarının tarihe karışmış olması.
Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.